Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağı 4-5 gündür 5-6 gündür video atmıyorum. Zamanımız yok. Bu arada yeni sene 2025'in kurbanlık çebişlerini, oğlaklarını aldım geldim. Kuruçay'dan 18 tane arkadaşlar. Şu anda hatta sesim duyuyorsunuzdur. Yabancı bir yere geldikleri için bağırışıyorlar. Meleyorlar. Annelerini emiyormuş. Yem veriyorlarmış. Yani yem annesini emip yem veriyorlarmış oğlaklara. Ben de ayırabilirsek dağdan geldiğimiz zaman Abdullah'la ikimiz ayırıp hiç olması hem sütten kesilip hem yemden kesildiği zaman oğlak birdenbire yani çok, hani kelleşir yani kötüye gider. Sütten kesildiği hiç olması yemden bari kesilmesin diye yem vereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Burası neresi? Burası tabii ki Akçapınar yaylası. Ama karşıdaki yer değil bura. Bizim yaylaya daha yakın olan yer. Burada camisi var. Fıstık gibi evler var burada. Bizim yerde daha karşılaştı. Arkadaşlar yine buradan kurt geçmiş. Belki de ya yakın geçti ya da gece geçti. Hemen babi geçtiği yere gelince ses veriyor. Buradan geçmiş diyor. Hemen zehir orayı buldu. Aa, garip de karşıda geliyor. Paşa nerede bilmiyorum. O yaşlı güdeyi de bağladım arkadaşlar. Ayaklarının altına var ya, ayağına var ya. Öyle bir kurt düşmüş. Yani sinek kurt yapmış. Köpeğin ayağı neredeyse yok. Şu olmuş ya. İlaçlıyoruz. Suyun içine giriyor. İlacın bir etkisi oluyor. Ama bugün çorabı bir şeyle şey yapacağız. Çorap giydireceğiz. Arkadaşlar artık yerde de kiraz sezonu başladı. Burada sultanlı kiraz var. Yani böyle görünüyor, bakmayın. Tadı çok güzel. Bu kirazın cinsi böyle. Vallahi var ya süper. Çok güzel. Hey hey! Biraz da şurada kara kirazdan yiyelim.
Dallara basmış kiraz. Kuşların yiyeceği bol. Artık gün dönümü geldi arkadaşlar. 21 Haziran'dan sonra her gün birer dakika günler kısalacak. Her günde artık kış ayına yaklaşacağız. Bugün bile yani fark etti. Sabah biraz ayaz vardı yani böyle. Güne göre farklıydı. Gündüz sıcak oluşundan sonra gece serin olur yani normal şartlara göre hava daha serin olur. Çünkü geçen gün evin önüne su koydum. Şişe küçük şaşal şişelerden dağa giderken cebime katıyorum suyu. Çeşmeden akan sudan daha sıcaktı su. Bugün koydum aynı dolap suyu gibi. Çünkü dolaptan içmemeye gayret ediyoruz. Çünkü hastalanıyor. Ondan sonra yine biz çekiyoruz sıkıntıyı. Bu hayvanın arkasında da gitmek zorundasın. Hasta olsan da gideyim, sağ olsan da gideyim. Nereye gidiyorsun lan şuna? Yok! Ya şu otun içinde gezmesi yok mu? Gerçekten bana beni çileden çıkarayak ya. Şuna, şuna bak. İlan gibi akar şimdi oraya. Biri gitti ya gayet. Hep sonra gideydi uğraş. Gevenin içinde de görünmüyor ki. Ne var baba orada? Gel gel o zehir gel. Hay benim kızıma ya. Oyunun karnı doydum bari. Kendi dolanıp gidiyor ha. Haftaya da artık damızlık bırakacağım. Kuzuları kırkacağım. Ondan sonra yavaş yavaş içinden kuzular eksilmeye başlayacak. Şurada gölgede biraz oturayım ya gitsin koyun. Aman aman. Dün akşam da arkadaşlar Seyit Ali'nin düğünü vardı, oraya gittik. Ama anca yetiştik düğüne, saat 10.30'u buldu benim düğüne vardığım. Zaten saat 9 gibi koyun kaçıyoruz. Yemek yedik, şey yaptık deyince kadar. 9.30-10 geldi Bozkır'a varıncaya kadar. Bayağı 10.30 oldu. Allah bir ömür boyu mutlu etsin ki genç arkadaşımız yuva kurdular. Bir yıldır eviyle uğraşıyorlardı. Evi bitirdiler sağ selim. Kazasız belasız. Ama yani gerçekten iyi bir arkadaş Seyit Ali. Çok iyi bir çocuk. Yoncanın içinde var ya çöktü kaldı daha. Çiçekli olan yonca da var ama az. Kapıracak. Güzel. Yeni aldığım
oğlaklar. Bunlar arkadaşlar. Fiyatlar uçuk. 10 liraya 12 liraya oğlak var. Bizde en küçük çöpücü 10 liraya verdik. Bizim aldığımız 10 lira dediği oğlak da benim 10 liraya sattığım çebişteki et kadar et yok ama tabii oğlağın geleceği var. Ama sakın berber misiniz mübarek be? Yoncanın kapacağına bakın arkadaşlar. Aynı berber gibi tıraş diyorlar yüzünden yoncanın kapacağını. Sarılara baksana da siz. Sıyırıyorlar. Maşallah var ya içinde boyunun boyunda yonca var. Kızım, hadi babi, gel kızım bakayım. Ulan yukarı gitmeyeceğim şuna ya. Yeni oğlaklar, kurbanlıklar. 2025 kurbanlık oğlaklarımız sürüye uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ha, bazen 5-6 tanesi bir araya geldiği zaman kalıyor. Ama tabii bir 10-15 gün sürüyü değil bunları güdeceğiz. Bunlara da yem veriyoruz arkadaşlar. Hem sütten hem yemden kesildiği zaman kelleşir. Yani zayıflar, o yüzden sütten kesildiği yerinden bari kesilmesin diye bunları ayırırken biraz eziyet ediyorlar ama yapacak bir şey yok. Bu işin kanunu. İşte burası esas yayla burası. Görüyor musunuz? Gözlüğün alabildiğince manzara süper. Zehirle paşayı salmadım. Babi de gelmedi ama sadece garip var. Değil mi oğlum? Vay aslan oğlum vay. Dün akşamüstü Abdullah gidiyor arkadaşlar koyuna. Koyunun bir tanesi az deli baş olarak herhalde. Büyük de kuzusu var. Abdullah fark etmiş daha da. Koyunu yokmuş. En son gördüğü yerde kalmış. Geldim baba diyor. Garip diyor. Başında yatıyor diyor. Koyunun başında diyor. Kalmış diyor. Yan paşam. Vay aslan oğlum vay. Senin tasmayı da bir yenileyelim biz artık. Senin tasma uçları eğilmiş iyice.
Tamam mı? Oğlum. Arkadaşlar biz burada buna çalma diyoruz. Sığır kuyruğu derler ona. Ama arı bundan iyi polen alıyor. Şu anda bu gördüğünüz geven bitkisi çiçek açtı. Arı bundan güzel bal buluyor ama tabi dikenli olduğu için bu zamanda da arılar yani asker kaybediyor. Bundan güzel polen alıyor ama şuna. Hepsinin topu dolu ha. Arı işi var ya, gerçekten çok karışık bir iş. Arının sırrına kimse eremiyor. Vay benim yiğidim vay. Arkadaşlar köpekler var ya sıcak diye akşam yalını çok veriyorum. Sabah veriyorum. Yemiyor. O yüzden akşam yiyorlar. Yedikten sonra tekrar kaplarını dolduruyorum, yal kaplarını. Onu da tam yemiyorlar. Sıcakta yemiyor köpekler. Arkadaşlar yer sincabı bizim kedimiz tutmuş, yakalamış gelmiş, kulağını koparmış hatta. Hayır hayır hayır, yapma yapma. Pişt, hayır karakız. Gel oraya, gitme gel. Gelen gibi tutmuş da buraya getirmiş gelmiş. Gelen gibi. Gel tutsam ısırı mı? Isırıyı. Bana gelen mi? İşte duvarın içine sokuldu. Ha, getirmiş gelmiş de şurada. Geçen de tuttu. Bugün akşam koyuna da ben geldim arkadaşlar. Abdullah baba arkadaşlara buluşacağız Bozkır'da dedi. Gezmeye gitti. Akşam koyuna da ben geldim. Kirazlar da yani da iyice ermiş. Ama kim yiyor? Kuşlar yiyor. Çok süper tadı var ama kirazın. Şeker gibi. Bak bu eski bizim buranın anam babam sultan kirazı, sultanlı kiraz derler buna. Bak bunda kurt yok, öbür Napolyon kirazlarda kurt var. Ama süper. Şöyle baksana ağacın dalları nasıl ya. Kuşlar var, iyi yiyor. Dikenlerine Allah razı olsun. Havada acayip güneş var, sıcak var ama nepenin başı esiyor arkadaşlar. Yüksekler serin oluyor. Koyun zaten biliyor yani serin rüzgarın alacağı yere kendi çıkıyor. Bak buraya jet gibi geldi. Buranın da otu da güzel. Rüzgarın sesini belki siz de duyuyorsunuzdur. Gerçekten tam koyunun sevdiği yer burası. Şurayı yukarıya kaldırayın yoksa yaylan koyunu bozacak. Şimdi bölünecek, aşağı kaçacak. Vay aslan oğlum benim be zehrim. Babi ile garip zehir var arkadaşlar sütunun başında. İşte kurbanlık. 2025'in kurbanlıkları bunlar arkadaşlar. Ama yani güzel cins mal. Büyükleri vardı. Adam 10 lira diyor, 12 lira diyor oğlaklara. Biz kurbanda ufak yapılı çevişleri
10 lira 12 lira verdik. Arkadaşlar görüyorsunuz var ya, su nasıl azalıyor ya. Çok çabuk, hızlı azalıyor su. Yarın bir hafta sonra bu su akmaz burada artık. İçen çıksın, içen çıksın. Arkadaşlar 25'in kendi de ikinci kuzu yaptı. Kızı da ikinci kuzu yaptı. Bu dün doğum yaptı. 25 baya 15-20 gün oldu falan. 15-20 gün falan oldu. Doğumunu gerçekleştirdi. Boyutunu çekildi. İşte ikisi de aynı. Sürünün en büyük koyunu bu. En büyük çanı da bunda. Haydi yine kuzuyun sayesinde kaldın Efe. Damızlık bıraktığım kuzuları da kırdım arkadaşlar. 14 tane, 14, 18 tane. Bir iki tane daha var, onu da kırkacağım. 20-25 tane bu sene damızlık kuzu bırakacağım. Çünkü Abdullah okumayacağım diyor. Birdenbire kuzunun hepsini bırakırsak hem yer sıkıntısı var. Şu arsa büyük bir ihtimal olacak gibi, inşallah olur. Tek temennim o. Hani parasına bakmayacağım, vereceğim. Bu seneki kurbanlığın, çevişlerin parası, kuzuların parası, samanla yeme ahıra giderse, yeterse çok güzel olacak.